Merhaba arkadaşlar, Modern Atom Teorisi'nde 5. ve son bölümdeyiz. Burada yükseltgenme basamaklarından söz edeceğiz. Ve bu video içerisinde elementlerin bileşiklerinde alabilecekleri muhtemel yükseltgenme basamakları nedir? Öncelikle bunları öğreneceksiniz. Yükseltgenme basamağını tanımlayarak başlayalım. Yükseltgenme basamağı arkadaşlar, bir taneciğin, bu atom ya da iyon olabilir, tek başına ya da bileşik içerisinde sahip olduğu yüke, verdiğimiz addır. Yükselken mi basama. Şimdi burada şunu da söylemek isterim. Örneğin en bilindik bileşikten bahsedelim. Sodyum klorür. Sodyum klorür iyonik bir bileşiktir. Sodyum 1A grubu elementidir. Bir metaldir ve elektron verir. Klor 7A grubunda bulunan bir ametaldir. Elektron alır. Dolayısıyla bu bileşik oluşurken elektron alışverişi gerçekleşir. Ve bu bileşiğin yapısında Bağımsız, sodyum artı, bağımsız derken birbirlerine bir çekim uyguluyorlar ama sodyum artı ve klor eksi olmak üzere iyonlar bulunur. Ve bu iyonlarında bir yükü vardır. Buna iyon yükü diyebiliyoruz. Peki şimdi gelelim NH3 bileşiğine. Azot 5A'da bir ametaldir. Hidrojen 1A'nın tepesinde bulunan bir ametaldir. Dolayısıyla NH3 bileşiği elektron ortaklaşmasıyla oluşur. Şuraya elektron ortak kullanımı diyelim. A metallerin arasında oluşuyor ve elektron ortak kullanımı ile oluşuyor. Şöyle yapayım. Şunlar azotun elektronları olsun. Ve burada hidrojenin de getirdiği elektronlar var. Ve bunlar ortak kullanılıyor. Şimdi bu bir kovalent bileşik. Kovalent bileşikler molekül yapılıdır. İyonları yoktur. Peki Burada atomların belirli bir yükü var mıdır? Evet vardır. Bunu belirleyen de elektronegatifliktir. Elektronegatiflik, bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvvetidir ve elektronegatiflik değeri azotun hidrojenden çok fazladır. Dolayısıyla bu ortak kullanılan elektronlara azotun uyguladığı bir çekim olur. Bu nedenle ortak kullanılan elektronları da bu üç elektronu düşününüz tekrar tek tek Şimdi burada hidrojen kendi elektronunu azota kaptırmış gibi olur. Dolayısıyla artı bir yüklenir. Aynı şekilde bu hidrojen de kaptırmış olur. Artı bir yüklenir. Bu hidrojen de kaptırmış olur. Artı bir yüklenir. Azotsa bu elektronları kendi doğru çektiğinden fazladan 3 elektronu olduğu için eksi 3 yükünü alır. Ama buradaki yükler elektronegatiflikten kaynaklanır. Yani ortak kullanılan elektronlara uygulanan çekimden ve burada bağımsız iyonlar yoktur. O nedenle de biz burada bulduğumuz artı 1, eksi 3, artı 1, artı 1 yüklerine iyon yükü diyemiyoruz. İşte burada karşımıza yükseltgenme basamağı çıkıyor. Burada mesela yükseltgenme basamağını kullanıyoruz. Aslında yükseltgenme basamağı element ya da bileşiklerde atom ya da iyonların sahip olduğu yüktür. Bunun için kullandığımız genel bir kavramdır. Ve yükseltgenme basamağı dediğimiz zaman elementalde olması, iyonik bileşik olması, kovalent bileşik olması bizim için hiç fark etmez. Yükseltgenme basamağına aynı zamanda değerlik de denilebilir. Bunu da görürseniz yükseltgenme basamağı olduğunu anlayınız. Gelelim elementlerin bileşiklerinde alabilecekleri yükseltgen ve basamaklarına. Önce A grubu metalleriyle başlayacağız. Arkadaşlar burada gördüğünüz bazı element sembolleri var. Bunların hangi yükseltgen ve basamağına sahip olduğunu ezbere bilmelisiniz. Önce onu söyleyeyim. Şimdi bir A ile başlayalım. Bir A grubunda bulunan metaller ki bir hidrojen var o bir ametal biliyorsunuz. Soy gazlardan bir fazla elektrona sahipler ve bunu verdiklerinde kararlı hale geçecekler. O yüzden bir A grubunda bulunan metaller bileşiklerinde sabit artı bir yükseltgenme basamağına sahiptirler. Yükseltgenme basamağına YB de gösterdim arkadaşlar. Yükseltgenme basamağını şöyle de göstereyim. Başka herhangi bir değerli yoktur bunların. Yani siz so, e, lityumun bir bileşiğini görüyorsanız lityumun artı bir, sodyumun bileşiğinde artı bir, potasyumun bileşiğinde artı bir yükseltgen basamağına sahip olduğunu gördüğünüz anda söylemelisiniz. İki aya geldiğimizde e bunların da soygazdan gazdan 2 fazla elektronu var. Dolayısıyla bunlar da 2 elektron verdiklerinde kararlı hale geçecekleri için 2 A grubu metalleri bileşiklerinde sabit artı 2 yükseltgen ve basamağına sahiptirler. Yani aynı 1 A'da olduğu gibi Magnezyumun bir bileşiğini görüyorsanız magnezyumun artı 2, kalsiyumun bileşiğinde artı 2, baryumun bileşiğinde artı 2 yükseltgenme basamağına sahip olduğunu bileşiği gördüğünüz anda söyleyebilmelisiniz. Başka da bir değerleri yok. Üç anda bizi ilgilendiren alüminyum var. Alüminyum da bileşiklerinde sabit artı 3 yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani alüminyumun tüm bileşiklerinde yükseltgenme basamağı artı 3'tür. Bunun dışında burada arkadaşlar kalay ve kurşun var. A grubu metali oldukları halde farklı pozitif değerler alabilen iki metaldir. Kalay bileşiklerinde artı 2 ve artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Kurşun da bileşiklerinde yine artı 2 ve artı 4 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Hangi yükseltgenme basamağına sahip olduklarını demek ki yanındaki diğer elementten bulmamız beklenecek eğer gerekirse. Gelelim B grubu metallerine. B grubu metalleri periyodik sistemin D blokunda bulunuyorlar. Ve geçiş elementleri ya da geçiş metalleri diyoruz. Tamamı metaldir. Şu kısımda bulunan elementlerimiz. Bunlar bileşiklerinde farklı pozitif yükseltgenme basamaklarına sahip olabilirler. Şimdi burada öncelikle gümüş ve çinkodan bahsetmek isterim. Gümüş tüm bileşiklerinde sabit artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani gümüşün tek bir değerliği var. Bileşiğini gördüğünüzde artı bir olduğunu söylemelisiniz. Aynı şekilde çinkoda bileşiklerinde sabit artı iki yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani bunlar 1 a ve 2 ada olduğu gibi sabit değerlik alan metallerdir, Gümüş artı 1, çinko artı 2. Onun dışında diğer burada gördüğünüz 4 elementten farklı pozitif değerler alabiliyorlar. Örneğin krom bileşiklerinde artı 3 ve artı 6 yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. Demir bileşiklerindeki en yaygın kullandığımız farklı pozitif değerlik alan metallerdir artı 2 ve artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Bakır bileşiklerinde artı 1 ve artı 2 yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. yine sıkça kullandığımız bir metaldir. Civa bileşiklerinde yine artı 1 ve artı 2 yükseltgenme basamaklarına sahip olabilir. Yani B grubunda gümüş ve Çinko sabit değerlik alıyorlar artı 1 ve artı 2 olmak üzere diğer krom, demir, bakır ve civanın farklı pozitif değerleri var. Bu değerlerinde neler olduğunu bilmelisiniz. Gelelim ametallere. Burada gördüğünüz 10 tane ametal var arkadaşlar. Tek tek gruplarına göre bunların alabileceği yükseltgenme basamaklarından söz edeceğiz. Biz önce hidrojenle başlayalım. Şimdi hidrojen bileşiklerinde eksi bir ve artı bir yükseltgenme basamaklarına sahip olabiliyor. Eksi bir yükseltgenme basamağını metallerle yaptığı bileşiklerde alıyor. Ancak bunlar çok kısıtlı sayıda çünkü her metalle de yapmıyor. 1A ve 2A grubu metalleri gibi aktif metallerle yaptığı bileşiklerinde aktif metallerle diyeyim. Yani çok az sayıda eksi bir değerliğini aldığı bileşiği vardır. Artı bir değerliğini ise a yaptığı bileşiklerinde alıyor. Bunların sayısı oldukça fazladır. Zaten örneklerimizde de göreceksiniz. Biz neredeyse tamamen hidrojenin artı bir değerlik aldığı bileşiklerden bahsediyor olacağız. Çok az sayıda çünkü eksi bir değerliğini aldığı bileşiği var. Ha nasıl karar verirsiniz? Örneğin şu bileşiği verirse size lityum bir adadır. Sabit artı bir değerlik alır. Dolayısıyla burada hidrojen eksi bir değerliğini almıştır diye yanındakine göre belirleriz. HF bileşiğinde flor bir ametal olduğuna göre burada hidrojenin yükseltgenme basamağının artı bir olduğunu söyleriz. Gelelim diğer A metallerimize. 4A grubunda zaten bizi bir tek karbon ilgilendiriyor. Çünkü aşağı doğru indiğimizde yarı metaller ve metaller gelecek. 4A grubunda bulunan ametaller metaller ki karbon arkadaşlar. Bakınız helyumdan 4 fazla elektronu var. Neondan 4 eksik elektronu var. O yüzden diyoruz ki 4A grubu A den olan karbon bileşiklerinde maksimum artı 4 minimum eksi 4 ve aradaki yükseltgenme basamaklarını alabilir. Biz zaten hangi yükseltgenme basamağı olduğunu bulacağız. 5A'ya geldiğimizde 5A'da bulunan bakınız azot ve fosfor var. Bunlar da aynı mantık bileşiklerinde maksimum artı 5, minimum eksi 3 ve yine aradaki yükseltgen ve basamaklarını alabiliyorlar. Birler Diyelim. Biz zaten hangi yükseltgenme ve basamağını aldığını dediğim gibi yanındaki diğer elementle bulacağız. Gelelim 6 ay arkadaşlar. Burada oksijen ve kükürt bizi ilgilendiriyor. Ben önce kükürtle başlamak istiyorum. Oksijenin işi biraz daha uzun. Kükürt arkadaşlar bileşiklerinde aynı 4A ve 5A'da olduğu gibi maksimum artı 6 minimum eksi 2 ve aradaki yükseltgenme basamaklarını alabiliyor. Hangisini aldığını biz bulacağız. Şimdi kükürtle ilgili şöyle önemli bir nokta var. Eğer kükürt metallerle bileşik yapmışsa metallerle bileşiklerinde yalnız eksi 2 yükseltgenme basamağını alıyor. Yani siz atıyorum magnezyum sülfür bileşiğini görmüşseniz burada diyeceksiniz ki kükürtün yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Metallerle sadece eksi 2'yi alıyor. Şimdi gelelim oksijenin durumuna. Oksijenin farklı yükseltgenme basamakları var. En çok en yaygın gördüğümüz 90, %99,5 neredeyse bileşiklerinde aldığı değerlidir. Bu da oksit dediğimiz eksi 2 yüklü olduğu değerlidir. Bir peroksit bileşikleri vardır. Şimdi bunların neler olduğunu açıklayacağım. Bir de oksijenin artı 2 yükseltgenme basamağını almış olduğu özel bir bileşiği vardır. Oksijen diflorür diye. Öncelikle oksit dediğimizde şimdi oksijen 6A grubunda bulunuyor. Değerlik elektron sayısı 6. Şöyle tek tek etrafına yerleştirsem. Bakınız oktetini tamamlamak için 2 elektrona ihtiyacı var. Bunu da bir başka element ile bileşik yaparken tamamladığında ne oldu? Bir tane oksijen 2 elektron almış oldu ve eksi 2 yüklendi. İşte oksijenin eksi 2 yüklü olduğu iyonuna oksit diyoruz. Peroksite geldiğimizde ise şimdi burada şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Öncelikle oksijenin değerlik elektron sayısı 6 demiştik ya biz. İki oksijen bir araya geliyorlar. Önce kendi aralarında birer elektronlarını ortak kullanıyorlar. Sonra bileşik yaparken her bir oksijen birer tane elektron alacak şekilde iki tane oksijenin eksi 2 yüklü olduğu durumdan bahsediyoruz ama baktığımızda burada her bir oksijenin yükseltgenme basamağı aslında eksi 1'dir. Yani şöyle de gösterebilirim. O2'nin eksi 2 yüklü olduğu ama aslında oksijenin eksi 1 yükseltgenme basamağına sahip olduğu bileşiklere peroksit bileşikleri diyoruz. Ve bunların sayısı kısıtlıdır yine. 1A ve 2A'da grup, 2A grubunda bulunan elementlerle yapabilirler. En yaygın göreceğiniz peroksit mesela hidrojen peroksittir. Burada oksijenin yükseltgenme basamağı eksi 1'dir. Ama su da oksijeni yükseltgenme basamağı eksi 2'dir. Ya da sodyumun yükseltgenme basamağı artı 1 eğer oksit bileşiğini oluşturuyorsa formülü şudur. Sodyumun peroksit bileşiğinin formülünü yazacaksak burada O2-2 diyeceğiz. Dolayısıyla peroksit bileşiğinin formülü şudur. Ama dediğim gibi peroksit bileşikleri çok kısıtlı sayıdadır. Biz neredeyse e, çoğunlukla Oksit bileşiklerini kullanıyor olacağız. OF2'ye geldiğimizde ise yine özel bir durumu var. Flor en aktif ametaldir. Dolayısıyla bileşiklerinde birazdan da söyleyeceğiz ama yalnız eksi bir yükseltgenme basamağını alır. O nedenle de buradaki oksijenin yükseltgenme basamağı arkadaşlar artı 2 olur. Yani bir tek OF2'de oksijenin yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Başka da herhangi bir bileşiğinde pozitif yükseltgenme basamağı yoktur zaten. Gelelim 7A'ya. Flor, klor, brom ve iot. Şimdi burada florun özel bir durumu var. Flor en aktif ametal olduğu için tüm bileşiklerinde az önce de söylemiştik ama sabit eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Yani florun Başka bir değerlik aldığı herhangi bir bileşiği olamaz. Flor'u gördüğünüz anda eksi biri koyacaksınız. Klor, brom ve iyot ise bunlar bileşiklerinde arkadaşlar maksimum artı yedi, minimum eksi bir ve aradaki değerleri alabiliyorlar. Aradaki yükseltgenme basamaklarını alabilirler. Bunlarla ilgili önemli nokta da şu. Bu üçü eğer metallerle bileşik yapıyorlarsa tabii ki ne olacaktır? Elektron almaları gerekir. O nedenle metallerle bileşiklerinde eksi bir yükseltgen ve basamağına sahip olurlar. Yani flor da bizim sabit değerlik alan bir elementimiz. Eksi bir klor bromiyot farklı pozitif değerlikler ve negatif eksi bir değerliğini alabilir ama metallerle yalnız eksi bir yükseltgenme basamağını alabiliyorlar. Evet elementlerin bileşiklerinde alabileceği yükseltgenme basamaklarını inceledik. Bundan sonraki iki videomuzda da bu konuya devam ediyor olacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.